Evet, diş hekimi Kübra Demirtaş konuğumuz, kendisi ortodonti uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, bugün gülmeden başlayalım dedik ama ya gülemiyorsak, ya böyle çarpık çürpük dişlerimiz varsa? Tedavisi var artık. Evet. Erişkin hastalar için de, çocuk yaştaki hastalar için de ortodontik tedavi her yaşta yapılabiliyor biliyorsunuz ki. Estetik tedavi alternatifleri de var, metal tedavi alternatifleri de var. Artık hani çapraşık dişlerimiz var diye gülemiyorsak durumu söz konusu değil, gülebiliriz. Bir sürü tedavi alternatifimiz var. Erişkin hastalarda şeffaf braketler var, şeffaf plaklar var, metal braketler, yine geleneksel sistemler var. Yani tedavi bu yok. Detayların hepsini alacağız, evet. Da ben izninizle, evet, Kübra Hanım'ın bir dişlerine detay almak istiyorum. Evet, evet. Kübra Hanım'ın dişlerinde şöyle bir yandan, evet, bu tarafa doğru bakarsanız, bir gülerseniz. Benim ilk tepkim şu oldu hocam, Kübra Hanım geldiği zaman dedim ki açalım dişlerinizi. Terzi kendi söküğünü dikmiş. Evet, bakın. Evet, bu tarafa bir bakın, çok güzel gözüküyor. Evet. Evet, bunlar şeffaf izleyeceğim. Braket ve şeffaf tel. Tel, evet. Şimdi birincisi, öncelikle ortodonti uzmanlığı nedir? Şimdi ortodonti uzmanlığı 5 senelik diş hekimliği lisans eğitiminin üzerine, hı hı, ortalama yine bir 5 sene uzmanlık eğitimi gerektiren bir alan. Evet. Tel takan diş hekimi. Aynen öyle. Yani aslında şu an diş hekimleri de tel takıyor ama ortodonti uzmanlarının 5 senede aldığı eğitimi 3-5 günlük kurslarda alarak tel takmaya çalışıyorlar. Biz ortodonti uzmanları olarak bunu çok etik ve doğru bulmuyoruz işin esası. Hı hı. Zaten hastaların da bu konuda bilinci son yıllarda artmış durumda. Yani eskiden doktorum ortodonti uzmanı mı bilemiyorum derken şu an evet ben araştırdım, ortodonti uzmanıymış diyorlar. Hı hı. Bilinç arttı bu konuda. Biz neden peki ortodontiye ihtiyaç duyalım? Şöyle, diş çapraşıklığımız varsa bunun tabii ki hani herkes ağzını kapatmadan dilediğince gülümsemek ister. Evet. Ama çapraşıklığı olan insanlar veya diş bozuklukları olan, illa çapraşıklık değil ayrıklık da olabilir. Bu insanlar gülümsemekten sosyal ortamda kaçınıyorlar. Sürekli. Çeneyle ilgili konularda mesela çenede de hafif yamukluk. Evet. Dişlerde. Şöyle, çenesel tedavilerin, çenesel problemlerin tedavisini aslında doğru olan çocuk yaşta yaptırmak. Hı hı. Ama çocuk yaşta yapılamadıysa da, erişkin yaşta da artık hani sadece ameliyat olabiliriz, başka hiçbir alternatifimiz yok demek değil. Kompansasyon dediğimiz maskeleme yöntemleriyle mevcut iskeletsel sorun, dişlerin eğimleri değiştirilerek maskeleniyor. Örneğin alt çene önde, üst çene geride. Üst dişlerin eğimleri öne doğru alınıyor, alt dişlerin eğimleri geriye doğru alınıyor. Örneğin silik olan üst dudağa dolgu uygulaması yapılabiliyor, sivri olan çeneye törpü yapılabiliyor gibi. Bu tarz hani genel anestezi altında çeneler kesilmeksizin de tedavi alternatifleri çok fazla. O yüzden benim dişlerim çapraşık, çenem önde veya çenem geride, ameliyat dışında hiçbir çözümüm yokmuş. Hani bunlar biraz artık atıl bilgiler, güncel değil. Çok gelişti çünkü sistemler. Burada tabii başlangıçta süt dişleri çok önemli. Tabii ki. Benim bildiğim kadarıyla o süt dişleri de herhalde arkadaki gelecek kalıcı dişlerin bir kılavuzu. Aynen öyle, yer tutucusu. Yer tutucusu. Yerini tutuyor. Peki süt dişler çarpıksa acaba baştan onu düzelsek de hiç çocuk ileride eziyet görmese diyebilir miyiz? Şöyle, şimdi süt dantisyon dediğimiz bizim 6 yaşa kadar devam ediyor. 6 yaştan sonra 12 yaşa kadar karma dişlenme dönemi devam ediyor. Şimdi biz süt dişlerinde çapraşıklık görüyorsak eğer ki, bu şu demek, ileride bu çocukta daimi dantisyonda da çapraşıklık olma olasılığı çok yüksek. %66, hı, yani 3'te 2. Bu olasılık, hı, çok yüksek. Şimdi dediğiniz gibi aslında mantıklı geliyor. Evet. Çocuk yaşta biz bunu halledelim, ileride sıkıntı yaşamasın. Ama şöyle bir problem var. Süt dişlerindeki yapılan müdahale daimi dantisyona sirayet etmiyor. Yani biz süt dişleri genişletelim veya süt dişleri düzgün hizalayalım dediğimiz zaman daimi dişler de alttan düzgün çıkmıyor. Hı. Sadece süt diş dantisyonunda bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Altlarından gelecek daimi dişler için yer tutucu, yer rezervi sağlıyor bu dişler. O yüzden onları korumak. Sağ sol boyutlarının küçülmesini önlemek. Yani bu ne demek? Çürüyorsa dolgusunu yaptırmak. Diş çürükten dolayı çekildiyse yerine yer tutucu yapmak. Altındaki daimi diş gelene kadar o süt dişinin muhafaza ettiği yeri korumak. Evet. Daha basit tabiriyle.
Şöyle genelde lise günlerimden hatırlarım. Yıllarca tel takan lise arkadaşlarım oldu. Evet. Lise başladı. Teller yani mezuniyetten hemen önce çıkabildi falan. Hı hı. Şimdi evet. Ortodontik tedavilerde işte 6 ay takılıyor, 9 ay takılıyor ve yetişkinler hı hı. daha çok lise çağındaki çocuklar değil de evet. yetişkinler daha çok tel kullanıyor. Ne değişti? Şöyle sistemler değişti ve farkındalık arttı. Şimdi ortodontik tedavi eskiden daha ulaşılamayan bir tedaviydi açıkçası. Yani daha maddi anlamda maddi geliri yüksek olan ailelerin çocukları sanki bu tedaviyi görebiliyor gibiydi. Ortodontik uzmanı sayısı daha kısıtlıydı ve sistemler bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi sürenin kısalmasında sistemlerin bu kadar gelişmesine büyük etkisi var. Aslında biz 6-8 aylık ortodontik tedavilerden çok da hoşlanmıyoruz açık söylemek gerekirse. Hoşlanmama sebebimiz şu, ne kadar kısa sürerse nüks riski o kadar artıyor. Yani biz çapışıklığı tamam hizalıyoruz, 4-5 ayda hizalıyoruz ama biraz da pekiştirme amaçlı beklemek gerekiyor. O konumundayken yeni kemik oluşumunu beklemeden hemen telleri sökersek hemen geriye dönüşler olabiliyor. Bundan kaynaklı 6-8 ayı sevmiyoruz ama erişkin hastanın böyle bir talebi olduğu için retainer dediğimiz iç telleri muhakkak takarak daha kısa soluklu tedavilerde planlayabiliyoruz. Sizinki ne kadar oldu mesela? Benim şu an tedavim ortalama 7 aylık bir tedavi. 7 aylık bir evet. tedavi. Şu anda zaten düz. Evet. Gayet iyi. Evet. Çıkarsanız da olur diyoruz. Öyle mi? Ama yani olabilir. Olur. Aslında hekim olmasaydım olurdu. Ama şu an ben çok daha ince noktalara baktığım için. Çünkü bir sefer gelecek girecek ağzımıza bu tel diye düşünüyorum. Ve hani diyorum ki onu da yapalım. Mesela ben hastalarıma söylüyorum. Bir iki ay daha lastik kullanman lazım. Ya hocam ben çok sıkıldım. Bu benim kabulüm. Böyle bitirelim diye kabul ediyor. Bazı hasta grubu var. Aa evet en güzeli olsun. Sonuna kadar ben lastiğimi de kullanayım. Gerekirse braketlerimizin pozisyonunda hafif oynamalar 0.25 milimetre. Hep milimetriktir. Böyle oynamalar da yapalım. Dümdüz olsun diyen hasta da bekletiyoruz tabii ki. Sonuca ulaşıyoruz. Süper. Ama ben de bu işi yapan kişi olduğum için hasta önce benim dişlerime bakıyor geldiği zaman. Şimdi Kübra Hocam retainer diye bir şeyden söz ettiniz. Evet. Dişler tekrar kendi pozisyonunu mu alıyor ki arkaya bir evet. kaide koyuyor? Orada düz durmasına şöyle, %100 kendi pozisyonunu alma eğiliminde dişler. 1 sene, 3 sene, 5 sene sonra. Ama her zaman ortodontide temel bir felsefe var. Başlangıç konumlarına dönmek isterler her zaman dişler. Bunu önlemek adına yeni kemik yapımını beklerken yani dişin o yeni geldiği konumunun yerleşmesini beklerken içten telle korumak zorundayız. Bunu yapmayıp sadece şeffaf damaklıklar verirsek, şimdi hastaya şunu demek biraz hani olasılık dışı. Sen bunu 24 saat kullanacaksın bu damaklığı. Mümkün değil. Mümkün değil, kullanmaz. Çünkü bu fıtrata aykırı. Yani 2 sene boyunca tel takmış bir insan artık ben kurtuldum dedikten sonra o damaklığı kullanmaz. Dolayısıyla biz diyoruz ki hastanın tek elinde olmasın. Evet. Biz hani bu şeyi tercihi hastaya bırakmayalım. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Sonuçta damdan düşen biri karşımızda. Çok ağrılı bir süreç mi? Kesinlikle değil. Hmm. Yani ağrılı bir süreç diye bilinir sadece. Evet. Böyle forumlarda ortodontik tedaviyle alakalı araştırma yapıldığı zaman işte çok sıkıntılı, iki sene boyunca ben hiçbir şey yiyemedim falan tarzı bir yaklaşımla karşılaşırsınız. Bence forumlar da güncellenmeli artık. Ben peki magazinsel bir şey daha sorabilir miyim? Evet tabii ki. 7 aydır yapmadığınız, yapmayı özlediğiniz yeme içme adına ne var? Evet. Yani şunlarla yapamadınız. Şöyle, şimdi açık konuşmak gerekirse biz asitli içeceklerden kesinlikle kaçıyoruz. Zaten hep kaçınmış ama bu asitli içeceklerin arasında soda daha masum olan bir içecek ve sodayı maden suyu olan kısmını diyeyim ben size. Asidini kaçırarak içmelerini tavsiye ediyorum örneğin ben hastalara. Mesela ben asitli içecek çok seven biri değilim zaten. O yüzden hani asitli yasakmış deyip özlemedim. Evet. İlk günlerde zeytini yiyemedim. Evet. Ama şu an kontrollü bir şekilde yiyebilirsiniz. Aslında bu biraz hani bu konuda aradayım. Becerileri artıyor insanın. Ne kadar doğru bilmiyorum bak, ne kadar ama. Elma yiyebiliyormuş. Elmayı zaten ısıra ısıra yemek ekleme ciddi bir zarar veriyor. Yani aslında ekleme çok büyük hasar veriyoruz. Bütün sert elmayı, şey havucu, ekmek arasını, hamburgeri böyle ağzımızı kocaman açarak ısırdığımız zaman ileride göreceğimiz ciddi eklem problemleri anlamına gelecek. Bu çok çok daha önemli bana sorarsanız. Braket varsın kopsun çok önemli değil. Elmayı dilimleyerek yerdim daha öncesinde de zaten. O yüzden
çok özlediğim çok bir önemli. Şey yok. Yani en azından biraz daha özen göstermemiz gerekebiliyor. Tabii ben de braket kullandım daha önce. Evet. Bir de temizliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Arayüz fırçalarını kullanmak lazım. Yani yemek yedikten sonra muhakkak siz gülmeden bir lavaboya gitme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben bir dişlerimi fırçalayayım şeklinde. Hmm. Bence bu tedavinin en meşakkatli kısmı bu. Onun dışında hiçbir zorluğu olduğu kanaatinde değilim. Yani ağrısı sızısı da aslında çok minimumda. Hani onu ben de sonuçta yaşadığım için söyleyebilirim. Evet, yani ilk bir haftalık ağız yaraları, bir iki gün tellerin değişiminden sonra hassasiyetler. Bazı hastalar bunu sanki dişlerimin kökleri kaşınıyormuş gibi diye anlatır. Böyle bir sıkıyorlar, baskı var diye anlatır. Her hastada bu tanım değişir. 5 sene takan var değil mi bunu? Onlar çok yanlış mı acaba? Yani yanlış demek doğru değil bence ama şöyle bir sorun var. Şimdi hekim hasta geliyorsa ve hekim her seans hastaya yapması gereken uygulamayı yapıyorsa eğer ki bir ortodontik tedavinin 5 sene sürmesi bence imkansız denilebilir. Hmm. Şimdi burada ya hasta düzenli gelip gitmiyor ya hasta sürekli bir şeyleri kopartıyor, tedavinin düzgün ilerlemesini önlüyor veya hekim çok yoğun zaman bulup da o seansı yapması gereken işlemleri yapamıyor. Hmm. Yani bunların bir veya birkaçı olmadan 5 senelik tedaviler çok çok utopik. Yok, çok mümkün utopik. Değil yani. Mümkün evet. Değil. Artık gelinen noktada çok daha kısa değil, sürede. Ortalama 1-1,5 sene. Bu durum hallolabiliyor. Evet. Çok güzel bilgiler aldık. Diş hekimi Kübra Demirtaş. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.